Merhabalar Ticari Araçlar Dergisi seyircileri. Bugün yanımızda 30 yılı aşkın süredir yedek parça sektöründe faaliyet gösteren öncü firmalardan Milex Makina'nın genel müdürü Murat Küçük var. Kendisiyle hem Milex Makina'yı hem de sektöre dair paylaşımlarını konuşuyor olacağız. Öncelikle bizi ofisinizde ağırladığınız için, misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. İlk sorum şu olacak. Milex Makina'nın faaliyetleri, neler yaptığı, hangi konumda bulundu? Çok teşekkür ediyorum. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Milex Makina bundan 33 yıl önce Yücel Bey tarafından, Yücel Arpacı tarafından kuruldu. Şu an Alkan Arpacı yönetiminde devam ediyor. Biz Binek Grup'tan ağır vasıtaya, jeneratör, marin grubuna kadar motorun olduğu her yere malzeme tedariği yapıyoruz. 30 yılı aşkın bir firma olarak pandemi yaşadık. 2021 evet. yılı ve 2020 yılında. 2021 yılı hakkında veriler ne durumda? Şöyle, bildiğiniz gibi pandemi zaten 2020 yılında başladı. 2021, yani 2020 sonu ve 2021 başında artık Avrupa'ya ciddi anlamda geldi. Üretimi etkilemeye başladı. Açıkçası 2020 yılında zaten üretimle ilgili sıkıntılar yaşamaya başlamıştık. Fakat 2021 yılında bu artık çok yükseldi, çok ivme kazandı. Bununla beraber tabii tedarikte de bir takım sorunlar olmaya başladı. Piyasadaki malzemeler hak edişlerinin çok üstünde fiyatlara satılmaya başladı. Tabii biz Milex Makina olarak bu anlamda beraber çalıştığımız iş ortaklarımıza mümkün mertebe onların bu süreçten etkilenmemesi için elimizden geleni yaptık. Ve onların yaşanan süreci bizim tarafımızda minimal düzeyde yaşamasını sağladık. Peki. 2022'nin ilk çeyreğini artık geride bıraktık. 2022 verileri neler? Yılın sonuna kadarki beklentiniz nedir? Şöyle izah edeyim orayı da size Ayşegül Hanım. Açıkçası 2021 yılı her yıl olduğu gibi bir takım hedeflerle başladı. Zor da olsa biz hedeflerimizi tutturduk. Hatta 11-12. ayda bir miktar hedeflerin üzerine de çıktık. 2022 yılda yine aynı şekilde hedeflerimiz, şu an ilk çeyrek için söylüyorum, tutmuş durumda. Şu an bir miktar da hatta hedefin üzerindeyiz ve bunun bu şekilde devam edeceğini öngörüyoruz. Ama tabii sadece şu an dünyada pandemi yok. Aynı zamanda işte Türkiye'deki bir takım ekonomik belirsizlikler de müşterilerimizi ürkütüyor. Bu da tabii bizden, biz toptan ürün satıyoruz. Yani direkt distribütör olduğumuz için. Tabii bu da onların işte stok yapmasında, stokta mal bulundurmasında biraz etken oluyor. Ama buna rağmen şu an iyi gittiğini düşünüyorum. Peki pandemiden konuştuk, Türkiye'deki bir takım sıkıntılardan konuştuk. Dünyayı etkileyen bir çip krizi var. Bu pandemiyle birleşince daha da bir sıkıntılı hale geldi. Bu krizler noktasındaki yorumunuz ve aynı zamanda pozitif yönlü olarak neler yaşandı sektörde onu da öğrenmek istiyorum. Şimdi çip krizi açıkçası bizim gibi aftermarket'i çok etkilemedi. Çip krizi daha ziyade direkt doğrudan üreticiyi etkiledi. Tabii ben bununla yine pandemi sonrası, yani şimdi tabii Uzak Doğu'da şimdi tekrar bir canlanma var pandemiyle alakalı, ama ben bunun da bu yıl aşılacağını düşünüyorum, özellikle son çeyrekte. Açıkçası pandemi bizim sektörümüze, aftermarket'e, yani bu ekonomik bir takım yaşanan sıkıntıları es geçersek ve tedarik tarafını es geçersek, ben pandeminin aftermarket'e olumlu olarak yansıdığını düşünenlerdenim. Çünkü yeni araç satışı, araç tedarik edilemediğinden dolayı yapılamadı. Bu da ikinci el araçlara veyahut da işte yaşını bir miktar doldurmuş araçların hala piyasada tekrardan satılmasına, onarılmasına, yapılmasına, kullanılmasına yol açtı. Böyle bir durum yaşandı, evet. Yurt dışı ile çok bağlantılı bir firmasınız. Hem evet. ithalat hem ihracat yapıyorsunuz. Kesinlikle. Bu noktada ithalat faaliyetleriniz ve ihracat faaliyetleriniz hakkında bilgi almak istiyorum. Şimdi orayı şöyle açayım Ayşegül Hanım size. İthalat tarafında zaten temsilcisi olduğumuz, yani distribütör olduğumuz yaklaşık 14-15 tane firmamız var. Bunların malzemelerini doğrudan tedarik edip müşterilere sunuyoruz.
Bununla beraber de yine aynı şekilde bu gruplarda, bu grupların uzanamadığı veya zayıf olduğu ülkelerde de varız. İhracat tarafında bahsetmem gerekirse komşu ülkelerimizin aşağı yukarı hepsiyle bir ticaretimiz var. Bununla beraber Afrika pazarında varız ve Güney Amerika pazarında varız. Bu son yaşanan, hoş karşılamadığımız, biliyorsunuz şu an dünyanın gündemi olan bir konu var. Bu konuda maalesef her ne kadar tasvip etmesek de, onaylamasak da yaşanıyor ve yaşanmaya devam edecek. Tabii bu beraberinde bir takım ambargoları da getirdi. Açıkçası Türkiye'nin işte Rusya'ya komşu olması, yakın olması, beraberinde birçok ürünü tedarik edebiliyor, bulundurulabiliyor bir ülke olmasından dolayı o taraftan da bu tarafa ciddi bir ticaret hacminin oluşmasına sebep oldu. Açıkçası bizim sektörümüzde bu durumdan olumlu anlamda etkilenen sektörlerin içinde. Peki yurt dışına bağlantılı olduğunuz yeni bir pazar arayışında mısınız ya da yoğunlaşmayı düşündüğünüz bir pazar var mı? Şöyle, evet, öyle bir arayışımız var. Arayıştan ziyade geliştirmek istediğimiz pazarlar var. Güney Amerika pazarına bu yıl için daha aktif bir rol oynayacağız orada. Yani daha fazla aktif olacağız. Direkt olarak pazara malzeme de tedarik edeceğiz. Şu anda da ediyoruz. Orayı biraz daha kuvvetlendireceğiz. Peki neden Güney Amerika pazarına yöneliyoruz? Onun sebebi şu. Açıkçası sattığımız, piyasaya tedarik ettiğimiz markaların bazılarının o parkurda, yani o ülkede araç parkurları çok geniş. Bu açıkçası bizi o tarafa çeken etkenlerden bir tanesi. Bir de biz başında da belirttiğim gibi gerçekten hani yaşının hakkını veren bir firmayız. Yani biz tedarik ettiğimiz ürünleri yüksek volümle tedarik ediyoruz, yüksek adetlerle tedarik ediyoruz. Fiyat skalamızı çok kontrol ediyoruz, takip ediyoruz. Rekabetçiliğimizi her zaman koruyoruz. Bu da bizi biraz açıkçası öncelikli bir konuma getiriyor. Biz buradaki kazanımımızı o pazarla da paylaşacağız. Çok güzel. Çalıştığınız markalar hangileri, yeni bir işbirliği kapıda var mı? Şöyle, dediğim gibi 15 tane firmanın doğrudan distribütörüyüz. Bunların başlıcalarını sayayım çünkü hepsini takdir edersiniz ki uzun sürecektir. Arvasta grubunda direkt malzemelerini tedarik edebildiğim Sanz var, İspanyol krank ve egzantrik bir üreticisi. Aynı zamanda motor blokları ve silindir kapakları da yapıyor. Orijinal olarak kabul edilir piyasada. Bununla beraber OMP var, devir daim ve yağ pompaları üreticisi. Bu da aynı şekilde orijinal olarak kabul edilen markalardan bir tanesi. Bunun yanı sıra SLP var, Volvo grubunda. O da orijinal olarak kabul edilir. Volvo da A'dan Z'ye her şeyi yapan firmalarımızdan birisi. Yine aynı şekilde Teknodelta var, Mekarm var, Interbrex var, J var, Finnord var. Bununla beraber tabii yeni görüştüğümüz firmalar da var, yok değil ama henüz bu bilgiyi paylaşmak için erken. Bunun biraz daha zamanı var. Peki. Türkiye'de özellikle ağır vasıta yedek parça pazarındaki konumunuz ve Türkiye'deki yapılanmanız, yani hangi şehirde varsınız, hizmet noktalarınız nerelerde var, onu öğrenmek istiyorum. Şimdi orayı Ayşegül Hanım şöyle söyleyeyim size. Biz Türkiye'deki ağır vasıta sektöründe lokomotif olan, aftermarket'i besleyen firmaların hepsiyle temasımız var, hepsiyle çalışıyoruz. Bununla beraber biz Türkiye'de bir bayilik ağı kurduk aynı zamanda. Yani alt gruplar için söylüyorum bunu. Bunlar üzerinden de doğrudan yine tedarik yapabiliyoruz müşterilerimize. Bir B2B sistemimiz var. Bu sistem üzerinden müşteriler sıcağı sıcağına girip ürünleri, stok durumunu ve bununla beraber işte sevkiyat programını, varsa ürünün görselini görebiliyorlar. Böyle bir sistemimiz var. Bunu sadece aslında biz Türkiye için yapmadık. Bu aynı zamanda yurt dışında da çalışan bir sistem. İşte çalıştığı ülkenin diliyle çalışıyor. Böyle bir çalışmamız var. Bunun üzerinden de bu tarafı götüreceğiz. Götürüyoruz da. Anladım. Yedek parça tedariği noktasında nasıl bir ağınız var, nasıl faaliyetleriniz var, onu öğrenmek istiyorum. Yedek parça tedariği, bizim zaten %90 Avrupa menşeli ürünleri piyasaya tedarik ediyoruz. %10'luk bir kesimi sadece Uzak Doğu diyebilirim.
Orada da yani insanların aklına Uzak Doğu denildiği zaman direkt Çin faktörü geliyor. İşte Çin malları kötüdür gibi bir algı var. Ama bizim ürünümüz Tayvan malı, Tongyang. Kaporta aksamı üzerine çalışıyor. Fakat onda da pandemi sürecinde şöyle bir tablo gelişti. Bu malzeme şu anda dünyanın en büyük kaporta tedarikçilerinden birisi. Bu firmamız ve birçok grupta da OEM direkt malzeme tedarik ediyor. Tabii takdir edersiniz ki malının belli bir kalitesi var ve kaliteli ürün aynı zamanda fiyatlı üründür. Tabii piyasadaki bu ekonomik tablolar, işte pandemi, ürün tedarik zincirinin dağılması, sıkıntılar yaşanması son kullanıcıları ve müşterileri maalesef daha çeşitli ürünlere çekti. Bu yeni yeni kendini toparlıyor. Uzun vadede bu da eski gücüne kavuşacaktır. Peki sektörde sizi öne çıkaracak olan rakiplerinizden ayıran faaliyetleriniz neler? Biz dediğim gibi her şeyden önce biz yaşlı bir firmayız. Tabii bunun avantajını kullanıyoruz, kullanmıyor değiliz. Bizim beraber çalıştığımız firmalar bizi çok iyi tanırlar. Biz de o firmaları çok iyi tanırız. Onların dusturlarını, çalışma modellerini çok iyi analiz ettik. Ona bağlı hareket ediyoruz. Tabii bununla beraber bunu şöyle örneklendirmek gerekirse, şimdi pandemi dönemi biliyorsunuz çok çetin bir dönemdi. Bu dönemde açıkçası müşterilerine yardımcı olan firmalar daha büyüdüler. Müşterilerine yakın ilişkiler kurmayan firmalarsa bu dönemde maalesef olumsuz etkilendiler. Biz bu dönemi güçlü atlatan firmalardan birisiyiz. Çünkü bizim için asla ürünü satmak bir şey demek değildi. Biz her zaman süreklilik odaklıyız. Bu da sadece ürünü satmakla değil, sattığınız ürünün arkasında durmakla da oluyor. Ürünü satıyoruz, satış sonrasında gerekli desteği veriyoruz. Bir problem olduğunda muhakkak o konuda bir çözüm sunuyoruz. Bu sadece ürünle kaynaklı bir problem olması değil, aynı zamanda tüketici hatası da olsa biz firmalarımızı, beraber çalıştığımız iş ortaklarımızı asla yalnız bırakmıyoruz. Tabii bunlar da bizi öne çıkaran özelliklerimizden birkaçı. Pandemi döneminde fuarlar yüz yüze yapılamadı. Şimdi hibrit bir şekilde başladı, hem yüz yüze hem dijital olarak. Son dönemde katıldığınız bir fuar var mı ve gelecek dönem için katılmayı planladığınız fuarlar var mı? Son dönemde biz Komatek fuarına katıldık 2022 yılında. İyi de bir fuar geçti. Çok güçlü de değildi, zayıf da değildi. Orta ölçekliydi. Zaten az önceki konuşmamda da belirtmiş olduğum gibi, yani bu yaşanan işte belirsiz durumdan ötürü o bölgedeki firmaların birçoğu fuarda bizi ziyaret ettiler. Hatta onlarla ilgili yakın tarihte birkaç toplantımız oldu. O da kısa zamanda sonuçlanacaktır. Bununla beraber 2021 yılında bizim Automekanika fuarında zaten bir rezervasyonumuz vardı. Fakat pandeminin en çetin dönemlerine denk geliyordu. Zaten yurt dışı uçuşlarını falan iptal olduğu bir dönemdi. Onun için biz oradaki rezervasyonumuzu yaktık. Daha sonra Plus fuarını düzenlediler. Fakat Plus da çok verimli geçmedi. Şimdi bu senede şöyle bir durum oldu. İşte bu yaşanan gelişmelerin akabinde aslında katılımcı olarak olacaktık ama tam fuarın olduğu dönemde tekrar olmayan yurt dışı birkaç toplantımız var. Bu sebeple bu fuara da sadece ziyaretçi olarak, işte belli günlerde ben, diğer günlerde de arkadaşlarım orada olacaklar. Ama gelecek dönemlerde bu fuardan sonra katılmayı planlıyoruz. Tabii ki zaten bu yılın sonuna doğru Bot Show var. Bot Show'da yerimizi alacağız. Ve arada bir fuar daha düşünüyoruz. Yani bu yıl içerisinde bir fuarımız daha olacak. Sektörde buluşacaksınız. Peki, çok teşekkür ederim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bize zaman ayırdığınız için Ticari Araçlar Dergisi'ne çok teşekkür ederim. Kendimizden bahsettik, sektörümüzden bahsettik. İşimizin daha iyi olması için neler yapabileceğimizden, neleri doğru yaptığımızdan bahsettik. Zaman ayırdığınız için bizler çok teşekkür ederiz.